odamızı hizmet odası haline getirmeyi amaçlıyorum. Şeffaf bir yönetim sunacağım üyelerimize. Kesinlikle siyaset üstü davranacağıma odamızı inanabilir. Siyasete, siyasi bir görüşme usulüne dahil etmeyeceğim. Tamamıyla tarafsız, halka hizmet, hakka hizmet anlayışıyla hareket edeceğim. Tamamıyla halka hizmet, hakka hizmet. 30 yıllık bir birikimim var. Çeşitli derneklerde kurucu üyeliğim, başkanlıklarım, yönetim kurulu üyeliklerim var. Bu bilgi ve birikimimi, tecrübelerimi esnaflarımıza yansıtmayı amaçlıyorum. Hiç kimseyle bir husumetim yok. Bütün herkesi seviyorum. Bugüne kadar gelmiş bütün başkanlarımızı da sevgiyle, saygıyla anıyorum burada. Tamamıyla şeffaf bir yönetim vaat ediyorum üyelerimize. Evet. Gerçekten esnaf odamızı hizmet odamıza gelmeye getirmiyor ama. Esnaflarımızın ayaklarına giderek onların hepsini kucaklamak istiyorum. Hepsinin sorunlarını aşağı yukarı bir yıldır biliyorum, gidiyorum, ziyaret ediyorum. Onların sorunlarının çözümleriyle ilgili ziyaretlerimi sıklaştıracağım. Orada makamda oturmaya talip değil. Evet. Halkımızın arasında, esnaflarımızın arasında vaktimizin çoğunu ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte orada geçireceğimize inanabilirsiniz. Hepsi çok değerli arkadaşlarım var. Kuşadası esnaflarının birebir tanıdığı arkadaşlarım var. Hepsi esnaflarının sorunlarına hakim, çözümlerine vakıf arkadaşlarım var. Hepsi değerli branşlarda esnaflık yapan arkadaşlarım olacak yanımızda. Yani aynı sektörde birden fazla arkadaşlarımız olmayacak. Hepsi birbirinden değerli. Bunu önümüzdeki günlerde kamuoyumuzla ve sizlerle paylaşacağım. İnanıyorum ki diğer üye esnaf arkadaşlarımız bu arkadaşlarımızı da bağrına basacaklar. Çünkü her birisi gerçekten hizmet etmek anlayışıyla bu yola çıkmış bulunuyoruz benimle birlikte. Şimdi değer katacaklarımla ilgili çalışmalarımı yürütüyorum arkadaşlarımla birlikte. Beraber yola çıktığım arkadaşlarımla birlikte. Birçok konularda çalışmalarımız var. Hazırlıklarımız da var. Bunları ileriki günlerde sizlerle paylaşacağım. Ama bundan sonra önümüzde zaten aşağı yukarı 3 aylık bir süre var. Ocak ayında bu seçim gerçekleşecek. O güne kadarki süreçte hem ziyaretlerimiz olacak hem de bu çalışmalarımızla ilgili kamuoyunu ve sizleri bilgilendirici, hatta üye arkadaşlarımızı da bilgilendirici ifadelerimiz, bilgilerimiz bana olacak. İnanan arkadaşlarımı gördüm. Onları gördükçe daha bir sorumluluk duygusuna kapıldım. Dedim ki yani Haldun sen bu işin üstesinden geleceksin. Çünkü herkes bana destek oluyor. Herkes bana yardımcı oluyor. Örneğin sanayi sitesinde, diğer çarşılarda, Güzelçam'da, Davutlar'da müthiş bir teveccühle karşılaştım. Zaten onlardan aldığım bu teveccüh sonucunda adaylığımı açıklıyorum. Onların bu konudaki şahsıma bir teveccühü olmasaydı esnafımızın sorunlarıyla da çalışmalarım var. 2 yıldır bu pandemi sürecinde ciddi ekonomik sıkıntıları var. Arkadaşlarımın çoğu elektrik borcunu ödeyemiyorlar. Su borcunu ödeyemiyorlar. Vergilerini ödeyemiyorlar. Çocukları okula gidiyor. İş, aş lazım. Bunlara çözüm lazım. O arkadaşlarımızın yaşam standartlarını biraz iyileştirmemiz lazım. Ama bunun için de en önemlisi kurum kuruluşlarla en iyi içerisinde çalışmak lazım. İnşallah seçildikten sonra bir basın danışmanınız da olacak mı? Benim çok güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ederim. Yani kalayan yaralardan birisi belki de ama benim 3500 tane basın danışmanım olacak. Buna inanabilirsiniz. Bir tane değil. 3500 tane üyem var. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.